Körne köyü mağaralar gezisine devam ediyoruz. Şimdi nerede bulunuyoruz Kemal? Şu anda kalede adlandırdığımız yerdeyiz. Kale. Evet, Osmanlı döneminde Kederbeyt Kalesi olarak adlandırılan yer. Ama Osmanlı'dan önce burada şu gözün duvar kalıntısı Roma döneminde kalma. Duvar kalıntısı. Roma döneminden Roma değil mi? Bakın, Roma döneminden. Evet, Roma döneminde şu duvar. Evet. Buranın kilise olarak adlandırıyorlar. Buranın Roma döneminde kilise olarak kullandığını. Hmm. Şu kısımda bir depolama amaçlı. Evet. Derinliği 6-7 metre. Şu anda kapatılmış. Kapatılmış. Kapak yani. Kısmı falan. Ama bura kale sonuçta. Burada kale. Bir Osmanlı burayı eşkıyadan zor temizliyor. Hmm. Top atışları hatta maçta gördüğümüz o top parçaları. Evet. Buraya Osmanlı toplarla kırarak alıyor. Roma döneminden kalma. Evet, büyük ihtimal bir şapeldi burası. Hmm. Tabii şu harcı Roma harcının şuradan olacak. Roma döneminde harcı kireç taşını yapmak için kullanılan şey. Kireç bu şekilde yanıyor. Evet. Duvar içinde kullanılıyor. Buradan anlıyoruz yani. Yapının yapıda kullanılan malzemeden anlıyoruz. Evet. Duvar böyle boydan boya gidiyor. Üstteki katlı yapı burası. Evet. Görüyorsunuz ağaç yerleri. Burada başladığımız zaman Türkiye'de örneği çok azdır ha. Böyle tabii mağaraların de arasında yapılmış evler. Tabii. Evet. Belki Avanos tarafında bilemeyeceğim, Urfa tarafında. Evet. Buradan başlanıyor. Evet. Tavuk küvesinden, hayvan ağırlığından. Evet. Başlayarak falan. Arkadan gelen, mağaradan gelen suyu taşınaraktan. He. Dinlendirip çıkıyor. Vay be. Buranın su şeyi ihtiyacı buradan karşılanıyor. Hmm. Buradan bütün odalara su dağıtmış. Merkezi sistem 7+1. 7+1. Bu laboratuvarın sahibinden. 7+1 derken 7 odası mı var? Tabii tabii içeri buyurun. Bak orada kaya burası. Şu tarafa 2-3 ağaç atmışız. Mağara yani. Mağara. Mağara denir mi ya? Askerde derler. Tavanına ağaç atmışlar, uzatmışlar burayı. Evet. Numara var ya. Yani burası da bir ufak odamız. Evet. Doğal taş. Harika. Bu da orijinal. Tavanlara bak ya. Mutfak benim. Buradan su almıyor değil mi? Alıyor yok, mu? Yok. Üç hanım burada beraber çalışıyordu değil beraber mi? Beraber çalıştı. 20 sene beraber kaldı. Üç hanım beraber 3 yıl yemek hazırlıyor. Kimse köylü de sorabilirsin. Daha buna birbirine küs suyunu kimse bilmez. Yemeklerde olur. Kaç kişi? En az 20-30 kişi oluyorsunuz. 30 kişiyi geçerdi bazı. Yani normal zaten evin nüfusu zaten 30 kişi. Zaten 22 avratla 23 biz oluyorduk. 25 oluyordunuz siz. 25 çocuklar da su alırsa. Yan 30, komşular falan. Komşu da gelirdi. 30, tabii. 50. Yani 50. Benim her gün bir düğün vardı burada. Evet. Yani. 3 tane çurfa kurardık. Üçü de yani sığmazdı daha. Burası da misafir odamız böyle. Burası giriş galiba. Burası oradan giriş. Ayrı hol, giriş. Burası hol. Misafir odası. Bir numara. Misafir odası. Misafir odası. Burada sobayı kuruyoruz herhalde buraya. Sobayı buraya kuruyoruz kışın. Burada çok güzel. Güzel. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız bak orada. Abisi ve kendisinin resmi. Ama sen şimdi olduğu gibi gençliğinde de çok yakışıklıymışsın. Bak öndeki kendisi, arkadaki abisi. Evet. Kendisi daha yakışıklı tabii. Bak. Şurada Turgut Özel'imiz orada. Evet. Şu milletin adamları. Burada Mehter var. Şeyde bu. Milletin adamları burada. Dolmabahçe Sarayı'nın önünde. Evet. Bak ne diyor? İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır. Evet, Akçadağ Kürne Köyü'nün mağaralarını gezmeye devam ediyoruz. Şimdi bir başka mağaradayız ve bu bölgenin en büyük mağarasındayız. Görüntü muhteşem. Fotoğrafçılar için bulunmaz bir manzara ve mağara. Dehşet. Tek kelimeyle. Ha yok böyle bir güzellik ya. Üf. İnan. Ben anlattığım gücüme inanırdım da burada pes ettim. Gerçekten cümlelerin ve kelimelerin yetersiz kaldığı bir yerdeyiz. Çok güzel bir yer. Çok. Muhteşem. Öyle mağaralar var ki her biri birbirinden güzel.
Öf. Kuşlar yuva yapmış buralara. Çıkıyoruz şimdi. Yani bir mağara bitiyor, bir mağara başlıyor. Geliyorum. Evet, Kürne köyünü geziyoruz. Kürne mağaralarını. Şimdi burada bir mağaraya girdik. Arkadaşlarla geziyoruz. Rehberimiz Kemal kayanın üstünde duruyor şu anda mağaranın çıkışına. Binlerce, on binlerce, belki de milyonlarca yıl önce oluşmuş bu mağaralardan birinin içindeyiz. Büyük bir mağara. Tabii bunun gibi yüzlerce mağara var Kürne köyünde. Şimdi bu mağara hakkında ve bölge hakkında bize bilgi verecek Kemal. Evet Kemal. Mağaramızın ismi Yatakol mağarası. Yatakol mağarası. Evet. Mağaramızda bulunduğumuz seramik parçalarda Roma ve Bizans dönemine ait seramik parçalar bulunmaktadır. Evet. Günümüzde de halen göle akı olarak kullanıyoruz burayı. İçme suyu burada tedarik ediyor. Evet. Burada kurşun parçaları. Osmanlı döneminde bir üretimhaneymiş burası. Kurşun üretimi... Cephane ile ilgili. Cephane. Öyle mi? Top yapımı burada yapılıyor. Hı hı. Burada top parçalarına rastlamak çok kolay. Evet. Şu yamaçta dolanır mı? Top parçası. Hı hı. Kurşun, okucu. Evet. Her yerde bulmakta. Evet, sabahtan beri başladık, geziyoruz. Sayısız mağara var buralarda. Bunlardan birinin içine girdik. Tabii zorlu bir parkurdan sonra geliyoruz. Öyle kolay olmuyor buralara çıkmak. Uzun bir yolculuktan sonra, yorucu bir güzergahtan sonra bu mağaraları ancak içine girip görebiliyoruz. İşte mağaradan bir mağaraya geçiş yaptık şimdi de. Mağaraların en diplerinden sular sızıyor. Şimdi burada diğer mağaradan çıktık, bu mağaraya girdik. Mağara içinde mağara var. Şimdi rehberimiz, arkeolog, Kürneli kardeşimiz Kemal bu mağaralar zinciriyle ilgili bilgi vermeye devam ediyor. Müthiş bir manzara var burada. Yani burnumuzun dibinde Akçadağ'da böylesine muhteşem mağaralar var. Vallahi yemin ediyorum, eğer gavurların elinde olsa tırnak içerisinde, yani var ya buralara binlerce, on binlerce turist gelir ya. Abi yok ya, suç bizde ya. Biz kendimize kızalım vallahi. Bu ne ya? Muhteşem ya. Evet. Devam edelim. Burada eşkıya yatağıymış değil mi buralar? Evet. Eşkıyalar burada... Osmanlı döneminde önümüzdeki şey 1500-1700'den sonra eşkıya yatağı burası. Hı hı. Sonra temizleniyor değil mi burası? Temizleniyor. Evet. İleride devam edelim. Devam edeceğiz, evet. Akçadağ Kürne mağaralar zincirinin son halkasına geldik. Son bir mağarada çekimlerimizi yapıyoruz. Ekibimiz karşıda inceleme yapıyor. Şimdi oraya doğru bir gidelim. Her taraf mağara. İrili ufaklı kaleler, mağaralar, kayalar, inanılmaz görüntüler. Ve altı uçurum. Daha fazla gidemem. Evet. Biz bittik ama mağara bitmedi. Artık yayın da bitsin. Ya Allah! Bismillah. Allahu Ekber. Evet, çıkıyoruz. Askerler kaleyi kuşatmak üzere. Of! Nasıl çıkacağız buradan? Of ay! Odra makinem arada ezildi. Oy! Of! Evet sayın seyirciler, merdivenlerden çıkmak üzereyim ve çıktım, başardık.